Asun. Haydi. Ya Allah. Merhabalar. Bugün Kahramanmaraş Süt Cimam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız, çok değerli hocamız Profesör Doktor Kemal Timur hocamızla beraber aslında çok tartışmalı bir konuyu, yıllardır tartıştığımız, bir türlü çözüme kavuşturamadığımız bir konuyu konuşacağız bugün. O Abdülhamit Han ve aydınları konuşacağız. Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum Mesut Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Abdülhamit Ulu Hakan mıdır, Kızıl Sultan mıdır sizce? Evet, bu çok ilginç bir soru. Şimdi Ulu Hakan tabiri zannedersem ilk kullanan Kahramanmaraşlı, Kahramanmaraş'ın medarı itibarı olan şair Necip Fazıl'a ait zannedersem. Şimdi tabii bizim toplumumuzda, geleneğimizde şöyle bir şey var. Hani meyveli ağaç taşlanır diye. Şimdi tarihe baktığımızda diyelim ki Osmanlı Devleti'nin epey padişahı var. Ama en çok söz edilenlerden ya da en çok taşlananlardan birisi kimdir? Sultan II. Abdülhamit'tir. Yani bunu herkes biliyor. Hem kendi döneminde hem sonraki dönemde hem de günümüzde gerçekten yani birçok insanın hani meyveli olduğu için taşladığı bir kişi. Tabii Sultan Abdülhamit'in yani tabii çok hani gündeme gelmez Kızıl Sultan mı ya da işte Ulu Hakan mı diye. Abi bana sorasın, bana göre Ulu Hakan'dır Sultan Abdülhamit. Çünkü Sultan Abdülhamit'i sevmeyenler bile yani kendi döneminde, yaşadığı dönemde yaşayıp da tenkit edenler bile daha sonraki dönemde özellikle de o İttihat ve Terakki dönemini görünce bunu arar hale gelmişler ve bir kısmı da onlar özür dilemiş. Mesela bunlardan birisi şeydi, neydi şiiriyle? Hani Rıza onu, Tevfik mi hocam? Evet, Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır mesela. Kendisi ondan özür dilemiştir ve bir şiir yazmıştır. Ondan helallik dilemiştir. Tabii helallik dilediği dönemde şey yok hayatta, Sultan Abdülhamit hayatta değil. Hatta ilginçtir yine Necip Fazıl dolayısıyla Rıza Tevfik Bölükbaşı işte 1943'lerde zannedersem. Biliyorsunuz o dönemde bu şiiri Necip Fazıl bir yerden buluyor, Büyük Doğu'da yayınlıyor. Ve bundan dolayı 1943'lerde yargılıyorlar. Yani bakın şu anda biz Sultan Abdülhamit'i konuşuyoruz. Yakın döneme kadar aslında Sultan Abdülhamit yani bırakınız böyle onunla ilgili iyi bir şey söylemek. Yani tartışılması bile bazen suç kabul ediyor. İşte bunu bizzat şeyi yaşamış. Bu Necip Fazıl yaşamış. Büyük Doğu'da. O Rıza Tevfik'in o şiirini yayınlıyor ve ondan dolayı yargılanıyor ve o dönemde Rıza Tevfik'i de mahkemeye çağırıyorlar, sorguluyorlar. Yani o şiiri yazdı diye. Halbuki gayet masumca bir durum. Yani vefat ettikten sonra kendisi düşünmüş, taşınmış ve ondan bir helallik dilemiş. Yani bu gayet insani bir şeydir. Normal bir şeydir, kişisel bir şeydir ve buna rağmen bakınız burada Necip Fazıl yargılanıyor, sorgulanıyor, neticede Büyük Doğu kapatılıyor, kendisi de hapse giriyor. Yani bütün sebeplerden birisi de o masumca olan Rıza Tevfik'in Sultan Abdülhamit'in ruhaniyetinden özür dilemesinden kaynaklanan bir şey. Tabii günümüzde artık bunlar kalktı ama günümüzde de hala şöyle bir şey var Metin Bey. Yani hiçbir insan şey değildir yani peygamberlerin dışında her insanın hataları olabilir. Yani Sultan Abdülhamit de bana göre bunlardan birisidir. Hani artıları mı çok eksileri mi çok dersin artıları daha fazla ama yani bundan dolayı yani Sultan Abdülhamit'i şu anda günümüzde bir kısım insanlar yani sanki hiç iyi bir şey yapmamış işte sorunuzda da yani sorduğunuzda hani Kızı Sultan denecek kadar yani adeta yere yani atılıyor, yere batılıyor. Bir kısmınca da çok göklere çıkarılıyor. Bu da bunlar arasında yani Sultan Abdülhamit'le ilgili hani küçük bir eleştiri duyanlar hemen saldırıyorlar. Bu da doğru değil. Yani bu belki biraz sonra değineceğiz işte bu aydınlar ile arasındaki problemler konusunda. İşte bunlardan birisi diyelim ki Tevfik Fikret. Yani şimdilik bu sorunuza bu şekilde cevap vereyim. Ama evet. Bana göre Sultan Abdülhamit kesinlikle Kızıl Sultan değildir. Ulu Hakan'dır. Ulu Hakanlığı da fazlasıyla hak eden Osmanlı padişahlarının en mümtaz padişahlarından birisidir diye düşünüyorum.
Zaten o Kızıl Sultan tabirini Le Sultan Roche Ermeniler söylüyor. Fakat ne hikmetse bizim aydınımızda çok ciddi, özellikle biraz önce söylediğiniz gibi Tevfik Fikret'te ciddi bir yankı uyandırıyor. Peki hocam nedir bunun hikmeti? Yani o güne döndüğümüzde çok sıkıntılı, çetrefilli bir dönem gerçekten de Abdülhamit dönemi. Niçin Aydın'la Abdülhamit'i bu kadar karşı karşıya getiren olaylar bir arada? Tabii bunun hani kökenine biraz gitmek lazım. Tabii çok uzatmayacağım da. Şimdi Sultan Abdülhamit'in hani hangi dönemde nasıl geldiği çok önemli. Hemen tarih kitapları incelendiğinde, yani Sultan Abdülhamit dönemi okunduğunda şu yazılıdır. Yani aslında Osmanlı Devleti işte 1876 tarihinde aslında ömrünü tamamlamış, ancak Sultan Abdülhamit ne yapmıştır? Osmanlı Devleti'nin ömrünü 33 yıl uzatmıştır. Hemen hemen bütün tarih kitaplarında bu geçer. Şimdi bunun alt şeyine gittiğinizde, kökenine gittiğinizde gerçekten böyle mi değil mi? Abdülaziz biliyorsunuz sultan Osmanlı Devleti'nde ve güçlü bir sultan, güçlü bir padişah. Ve o biliyorsunuz ilk defa bu yani bir iç güçler ve dış güçlerin yardımıyla görevden alınıyor. Hal ediliyor yani bu şey tabiri Osmanlı tabiri hal ediliyor. Ve onun yerine biliyorsunuz 5. Murat getiriliyor. 5. Murat da tabi bunu hani getirenler kim derseniz bunu Osmanlı'da aslında tarihimizde çok önemli. Yeni Osmanlı Cemiyeti diye bir cemiyet var. Yani o dönem için düşünürseniz şeydir yani devlete karşı devlete ya da işte Osmanlı'ya karşı bayrak açan aslında bir şey. Ve hatta bunların kuruluşlarına gittiğinizde yani o dönem o tarihe gitseniz bunlar yani tam tabiri şey yapamıyorum ama hani bir terör örgütü olarak bile hani kabul edecek bir örgüt. Çünkü kendilerine İtalya'daki Carbonari yazıyor. Carbonari Teşkilatı diye bir teşkilat var. Onu kendilerine örnek alıyorlar mesela ilk kurduklarında 1865 tarihlerinde Belgrad ormanlarında orada bir araya geliyorlar. Namık Kemal yani bunların en tanınmışı. O da o toplantıya katılıyor. Ebu Ziya Tevfik işte bunlar numara bir. Neyse o konu uzundur. Bir gün bu Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni de konuşmak lazım ayrıca müstakil olarak. Yani bu sultanı hani kim aldı derseniz o dönemde Avrupalılar özellikle Fransızların bunlara destek vermesiyle Yeni Osmanlılar Cemiyeti o bir güçtür. O dönemde bunlar gerçekten devlet özellikle askeriyede şey yapıyorlar. Yani yerleşiyorlar, örgütleniyorlar askeriyede. Ve her tarafta şeyleri vardır. Yani elemanları vardır örgüte üye. Ve zaman zaman bunların listeleri devletin eline geçmiştir. Ve bunların bir kısmı işte sürgün yaşamıştır. Ama bu cemiyet, bu güç o dönemde asıl yani Sultan Abdülaziz'i tahttan indiren, 5. Murad'ı getiren, 5. Murat da tabii bunların şeyi nedir, hani amacı nedir derseniz, bunlar o dönemde özellikle Fransa'da gördükleri meşrutiyet yönetimini getirmek istiyorlar Osmanlı'ya. Yani zannediyorlar ki Osmanlı Devleti'ne meşrutiyet yönetimi geldiği zaman Osmanlı Devleti gelişecek. Yani eski gücüne kavuşuyor. Böyle inanıyorlar. Yani biz şu anda onları yargılayamayız. Mesela bir Namık Kemal'a biz bugün hani devlet haini diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ama öyle inanıyor. O dönem için kendine göre o doğru. Ona inanmış ve o doğrultuda hareket eden birisi. İşte Ziya Paşa yine. Yani birçok aydınımız yani son döneme geldiğimizde Mehmet Akif'e kadar sonra çünkü bunların ismi İttihat Terakki oluyor. Yani onlar da o cemiyet üye. Yani dolayısıyla bunlar yani Sultan Abdülhamit 5. Murat getiriyor. 5. Murat da tam istedikleri gibi çıkmayınca bu defa da Sultan Abdülhamit'le aslında görüşüyorlar. Konuşuyorlar biz sizi getirirsek meşrutiyeti ilan eder misiniz diye ve gerçekten Sultan Abdülhamit de söz veriyor. 5. Murat da bir gerekçe buluyorlar işte akıl dengesi yerinde değil diye 3-4 ay işte bir şeylik yapıyor, padişahlık yapıyor. Onu bu defa tahttan indiriyorlar yerine 2. Abdülhamit aslında onları getiriyor. Getiriyorlar ve gerçekten de Sultan Abdülhamit meşrutiyeti ilan ediyor. 1876 tarihinde birinci meşrutiyeti ilan ediliyor. Meclis kuruluyor, kanuni esası hazırlanıyor ve milletvekilleri seçiyor. Bu öyle çok da demokratik bir meclistir gerçekten. O mecliste Ermeniler var, Yahudiler var, Hristiyanlar var. Yani her kesimi temsil eden milletvekilleri var.
o mecliste. Tabii Sultan Abdülhamit için şunu söylerler. Yani aslında geleceği önceden tahmin eden, yani liderlerin bir özelliği budur. Yani gelecekte Feraset bir şey, kavramı değil mi ha hocam? feraset, evet feraset sahibi insanlardır. Hemen hemen birçok yöneticide var ama bazı yöneticilerde bu fazladır. Sultan Abdülhamit bunlardan birisidir. Mesela hiç onların düşünmediği tarzda diyor ki gerekli görüldüğü zaman gerekirse işte padişah meclise el koyabilir diyor bakınız. Bu maddeyi o anayasanın kanuni esasının başına yazdırıyor. Ve o şekilde anayasa hazırlanıyor, seçimleri yapıyor. Ve bu şekilde Sultan Abdülhamit şeye geliyor, yani iktidara geliyor. Tabii ondan bir yıl sonra, biliyorsunuz bu tarihimizde gerçekten 93 Harbi denilen, çok işte Rusların ta Edirne'ye kadar geldiği, İstanbul'u artık şey yaptıkları, yani İstanbul'un yani yakına geldikleri bir dönemde tabii mecliste bu tartışmaları yapıyor. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit o yani 93 Harbi'nin gerekçe göstererek der ki bu meclisten yani fazla bir şey çıkamayacağına inanır ve meclisi kapatır. Ve o dönemde geldikten sonra İttihat ve Terakki'ye, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne mensup, mesela Mithat Paşa bunlardan birisidir. Fizan'a mesela sürgün eder. Birçok insanı, yani o dönemde daha doğrusu birçok insan değil de, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'yle bağlantılı olup da devlet katmanlarında yer alan Sultan Abdülhamit şunu da görüyor. Yani bakıyor ki, hani bu ekip ile yani bu düşünce ile devleti idare etmesi, sevk etmesi zor görüyor ve dolayısıyla onları çoğur ve ondan sonra zaten Sultan Abdülhamit işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Hocam iki taraf aslında birbirini mi marjinalize etmiş? Yani bugünden baktığımızda sanki bunu daha net görüyoruz. O gün belki görünmeyebilir de şimdi Cemil Meriç de diyor ki ya Abdülhamit çağırsaydı bu arkadaşları, gençleri, bu genç Osmanlıları, aydın insanları otursaydı, mutant toplantılar yapsaydı falan. Bunların doğrudan ihaneti söz konusu olmadığı için onları belki kazanabilirdi diyor. Yani kanalizasyona, yerin altına, illegaliteye sürükleyen biraz Abdülhamit'in vehimleri mi olmuş acaba? Yani çünkü Namık Kemal'den Tevfik Fikret'e kadar hiçbirine ihanet yaftası vuramayacağımıza göre biraz Abdülhamit'le iletişim sorunu mu yaşamışlar acaba? Evet, bu da gerçekten sorularınız güzel. Şimdi Sultan Abdülhamit gerçekten bunu yaşamışlar. Yani çünkü o dönemde hani ben parti olarak demiyorum. Yani sağda, solda. Tek adamcılık diyelim. Evet, yani sağda, yani diyelim o dönemin Tevfik Fikret mesela diyelim solda yer alan birisi. İşte diyelim ki Ahmet Kısar Efendi sağda yer alan birisi. İşte Namık Kemal diyelim sağcı yani böyle öyle diyelim. Bu parti anlamında değil hani ideolojik anlamda. Dediğiniz gibi hem sağdan hem soldan yani Sultan Abdülhamit hemen hemen bütün o dönemin aydınları tenkit etmişler. Ve bunun da tabii sebebi Sultan Abdülhamit yani biraz da herhalde bulunduğu tarih şartlardan dolayı bu vehim yani kendisinde oluşuyor. Yani ne de ya şimdi düşünün. Sultan Abdülaziz'i tahttan hal etmişler, indirmişler ve sonra da intihar olayı var biliyorsunuz. Hemen kendisinden önce gelen işte 5. Burak aslında onlar getiriyor. Sultan Abdülhamit bunları biliyor. Yani bakıyor ki bunlarla zannedersem konuşursa da çok bir şey yapılamayacağını biliyor. Ama yine de yani bazı kanalları kullanarak belki de görüşebilirdi. Belki de görüşmüştür bazı şeyler vasıtasıyla. Ama şunu görüyoruz Sultan Abdülhamit döneminde, yani bugünkü belki sohbetimizin konusu da o, Sultan Abdülhamit ve dönemin aydınları, edebiyatçıları. Şimdi bakın bunların en şey örneklerinden birisi şu, mesela Namık Kemal en heyecanlı, işte Hürriyet Gazetesi'ni yazan en birisi. En dindar diyebileceğimiz değil mi? En milliyetçi. İdealist ve gerçekten devleti, milleti uğruna canını feda edecek, bütün her şeyini feda edecek bir yapıda birisi ama Sultan Abdülhamit'e karşı bayrak açıyor ve Sultan Abdülhamit'in gitmesi için ya da meşrutiyeti ilan etmek için bütün var gücüyle çalışıyor. Ama bakın bu kadar mesela Namık Kemal Sultan Abdülhamit döneminde görev de yapıyor. İşte Midilli Adası'nda, Rodos Adası'nda, Gelibolu Yarımadası'nda yani kaymakamlık yapıyor o dönemde yöneticilik yapıyor ve çok da büyük hizmetler de yapıyor. Ama o muhalefetin de sürdürüyor yani
Namık Kemal ama 1888 tarihinde ilginçtir mesela Vefalıdır da aslında birbirlerini tanıyorlar, birbirlerini biliyorlar. Yani Sultan Abdülhamit ve Namık Kemal. Şimdi bakın Sultan Abdülhamit'in böyle bir yönü de var. Namık Kemal'e bakınız. Namık Gelibolu Yarımadası'nda projesini Tevfik Fikret biliyorsunuz mimardır. Ona çizdiriyor ve vefatından sonra Gelibolu Yarımadası'nda Namık Kemal'e bir türbe yaptırıyor. Kim? Sultan Abdülhamit. Şimdi bir de işin bu yönü var. Böyle de bir yönü var. Şimdi Sultan Abdülhamit yaşadığı dönemde ve hakikaten Osmanlı Devleti düşündüğünüzde aslında bir denge politikası izliyor Sultan Abdülhamit. Yani mümkün mertebe yani Osmanlı Devleti'nin asıl probleminin eğitimsizlik olduğuna inanıyor. Ve zaten ondan dolayı Sultan Abdülhamit hemen hemen o dönemde il mesabesinde olan bütün illere idadi yani lise mektepleri açıyor. Yani işte Kayseri Lisesi, Ankara Lisesi, işte Kahramanmaraş belki Kastamonu yani o dönemde bütün bu illere çünkü biliyor yani bu insanımızın eğitilmesi temel problem eğitim diyor. Tabii bunda geç kalırmış. Yani Sultan Abdülhamit bunun farkına varıyor. Bu eğitimde gerçekten de Osmanlı Devleti çok gerilemiş ve çok geç kalmış. Şimdi ilginçtir. Mesela bu Mizancı Murat var. Tarihçidir aynı zamanda edebiyatçı. Mizan dergisini çıkarıyor. Ve onun Turfan'dan mı Tufan mı diye bir romanı var. Duymuşsunuzdur. Şimdi orada o roman aslında baştan sona Sultan Abdülhamit'in bu eğitim ile ilgili politikalarını işleyen ve benimseyen bir roman var. Ve orada Mansur Bey işte kendisi Avrupa'da eğitim görmüş, İstanbul'a gelip cephede savaşır. Gittiği her yerde komutanlarıyla şu konuda anlaşamaz. O der ki buralarda mektep açalım, komutanlar savaşalım derler. Ama yine bakın ne ilginçtir. Mizancı Murat bakınız Sultan Abdülhamit'in o eğitimle ilgili politikasını romanlaştıran Mizancı Murat bile sürgün almıştır, ceza görmüştür Sultan Abdülhamit'ten. Ve yine o dönemde kendisini hatta hiç eleştirmeyen, mesela Ahmet Mithat Efendi var. Yani 40'a yakın işte romanı var, 4-5 tane gazete çıkarıyor. Ve böyle hani makul bir siyaset izliyor. Yani kendine göre, hani devlet aleyhine. Onun o yazıları incelendiğinde çok böyle şey bir dil kullanır. Yani ihtiyatlı bir dil kullanır Ahmet Mithat Efendi. Ama Ahmet Mithat Efendi Şii'ye de mensup değil bakınız. Bu Yeni Osmanlı Cemiyeti'ne mensup değil. Ebu Ziya Tevfik, Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal ve birkaç edebiyatçı daha beraber sürgün edildiler. Aynı gemideler ve Ebu Ziya Tevfik ile Ahmet Mithat Efendi Rodos'ta kalırlar. Namık Kemal Kıbrıs'ın Mausa limanına sürgün edildiler. Ve o az değil 36 ay kalıyor Rodos'ta Ahmet Mithat Efendi. Şimdi böyle bir şey var. Yani onun için şunu söyleyelim. Mesela Mehmet Akif de biliyorsunuz Sultan Abdülhamit'i sevmeyen birisi. Yani bunu açıkça söylemek gerekiyor. Yani şiirleri de var. Ama bazı insanımız günümüzden o güne bakarak mesela işte Mehmet Akif'e yani diyelim ki İstiklal Marşı'nı yazan ve devleti uğruna canını feda etmeye çalışan Mehmet Akif yani Sultan Abdülhamit'e karşıdır diye şey yapıyor, bu doğru bir şey değil, ya eleştirebilir, bu aydın şeydir. Yani o dönemde, yaşadığı dönemde, yani bizler diyelim ki aynı görüşte olabiliriz ama eleştirebiliriz, bir gazetecidir. Diyelim Mehmet Akif sadece Sultan Abdülhamit'i eleştirmemiş ki. Sultan Abdülhamit döneminde yanlış gördüğü şeyleri eleştiriyor ve sevmiyordu. Ve sonuna kadar herhangi bir özür de yoktur bakın Mehmet Akif'in. Ömrünün sonuna kadar Sultan Abdülhamit'le ilgili olumlu bir şey yazmamıştır. Bakınız üye yapıldı Mehmet Akif. Bu İttihat Terakki. İttihat Terakki de Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin devamı yani. Sonra bunlara jön Türkler ve sonra da 1908'den sonra da yani 2. Meşrutiyet'ten sonra da bunlar İttihat ve Terakki olarak partileşiyorlar. Şimdi o partiye hemen hemen dönemin bütün aydınları gider üye olurlar. Bakın İttihat ve Terakki Partisi'ne üye olurlar. Biliyorsunuz Mehmet Akif'in o işte kayıtsız şartsız İttihat ve Terakki bütün şeylerin benimseyeceğime tarzındaki o yemin metni değiştirir. İyi gördüklerimi diyor. Hani benimserim desteklerim, iyi görmediklerimi eleştiririm diyor. Ve gerçekten de öyle. 3 beyinsiz kafa diyor değil mi hocam? 3 beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk değişir. Tabii ağır eleştirir. Talatçığım.
Şimdi Mehmet Akif özelinde hocam şunu soracaktım aslında. Şimdi dönem gerçekten tezatlarla dolu bir dönem. Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan etmediği için çok ağır tenkitler, gerçekten safahattaki tenkitler çok ağır. Baykuş, işte böyle çok şeyler. Aynı Mehmet Akif ikinci meşrutiyet ilanında da yine tenkit ediyor. Yani bir de İstanbul'a geldim ki bütün çarşı pazar naradan çalkanıyor, öyle ya hürriyet var diye başlayan şiirinde, yine oradaki insanlar da tımarhane kaçkını, deli, zilletin içinde gibi bir şeylerle tenkit ediyor. Yani gerçekten o dönem içerisinde, o Balkan Harbi'ne kadarki dönem içerisinde nereyi tutsanız elinizde kalıyor. Aynen, çok güzel. Yani sizin de bu hakikaten katkınız. Şimdi Mehmet Akif, bakın, Sultan Abdülhamit döneminde gördüğü yanlışları tenkit ediyor. İkinci meşrutiyet biliyorsunuz 1908 tarihinde ilan edilir. Ancak İttihat Terakkiciler, Sultan Abdülhamit hala şeyde, yani padişah. Onun gitmeyince bu defa biliyorsunuz 31 Mart vakası var arkasında 1909 tarihinde. Bu defa o vakayla biliyorsunuz bu ihtilalcilerin hepsi kendileri ihtilale hazırlarlar. Sonra bir gerekçe gösterirler, bazılarını görevden alırlar. 31 Mart vakası belki de bizim, yani Cumhuriyet'ten önceki ilk darbe diyebiliriz. 31 Mart vakası kime karşı? Sultan Abdülhamit'e karşı. Ve 1909'da, yani 31 Mart vakasından sonra Sultan Abdülhamit ancak görevden almıştır, bakınız. Ve görevden alınıyor. İkinci meşrutiyet ilan ediyor. Dediğiniz gibi Mehmet Akif İhtiyaçları da çok ağır bir diliyle eleştiriyor. Ve hatta bakınız Enver Paşa, işte Talat. Evet hocam. Evet, şimdi o dönemde İttihat Terakkiciler her gün Büyükada'da, değişik İstanbul değişik yerlerinde büyük yemek partileri düzenliyorlar. Yani devletin o dönemde hani yaşadığı o vahim durum ve bunlar da böyle. Tabii Mehmet Akif bunları duyuyor ve işte o dönemde birisini gönderiyorlar Mehmet Akif'e. Yani aslında yani biraz şey yapsın, bu şeylerini yumuşatsın diye. Ve Mehmet Akif, bakın gittiği zaman da Mehmet Akif kuru fasulye yiyor. Yemekte kuru fasulye var. Git diyor, seni gönderenlere söyle, ben kuru fasulye yemeye razı olduktan sonra ben eleştirilerimi kesmem diyor. Devam ederim diyor. Onlar diyor kendilerini düzelsin diyor. Ne zaman onlar kendilerini düzeltirlerse ben o zaman hani onu yumuşatırım anlamında onlara yine bir göndermede bulunuyor. Ve yine Mehmet Akif, bakınız, arkasında işte Birinci Dünya Harbi var. 14'te, 18'de bitiyor. Birinci Dünya Harbi, Osmanlı Devleti'nin tamamen bitirilmesi. Hani bu tarihler, ben konuşmanın başında söyledim ya, bütün tarihçiler derler ki 1876 tarihinde Osmanlı Devleti ömrünü tamamlamıştır. Ama Sultan Abdülhamit 33 yıl o siyasi deasıyla Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatmıştır. Bu doğru. Yani bunu şuradan doğru biliyor. 1909'da Sultan Abdülhamit görevden alındıktan sonra Osmanlı Devleti gerçekten birkaç yıl içinde parçalanıyor. Dolayısıyla bu tez doğru. Yani Sultan Abdülhamit 33 yıl Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatmıştır. Çünkü sonra hemen İttihat ve Terakki, Birinci Dünya Savaşı, Sevr, arkasından Mondros, işte Birinci Dünya Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Mehmet Akif biliyorsun 1920'lerde ilk mecliste Burdur milletvekili, bakınız. Evet. Ve Mehmet Akif kefenini boynuna sararak Anadolu'yu karış karış hem Birinci Dünya Savaşı esnasında hem Kurtuluş Savaşı esnasında bizzat, bakın bunu sözle katılmak kolaydır. Hem söz ile, hem yazılarıyla, hem vaazlarıyla, hem de bizzat cephede savaşan birisi Mehmet Akif. Ama bakınız Mehmet Akif Cumhuriyet döneminde eleştiriyor. Şimdi bakın, şimdi diyelim ki 1920'de Mehmet Akif milletvekili değil mi? 1924'ten sonra Mehmet Akif milletvekilliğinden o dönemdeki birçok yani muhafazakar milletvekili feshedilmiştir. Ve 1924'ten sonra yine Mehmet Akif sussa da, ama herkes biliyor ki bakın o dönemde 1924'ten sonra ki kadroyla anlaşamayan ve fikir birliğine varmayan, fikirleri uyuşmayan birisi. Dolayısıyla biz bunu hani ama Mehmet Akif yazmamış hocam. Nasıl? Cumhuriyet'ten sonra da bir şey yazmamış yani. O da ilginç bir durum. Ya benim kanaatim şu. Yani niye hani yazmamış? O dönemde birçok, yani o şeyle muhalif olup da bizzat savaşa katılıp birçok kalem susmuştur. Susmaların sebebi şu. Benim kanaatim, bak yanlış olabilir.
Bu dönemde bütün Anadolu'daki insanlar, halk her şeylerini sarf ederek Kurtuluş Savaşı'nı başarmışlar. Yani yeni kurulan bir devlette, bakın yeni kuruluyor, yeni kurulan bir devlette ihtilaf çıkarmak istemiyorlar. Yani zaten devlet hakikaten o dönem düşündüğümüzde işte 1900, yani atalarımız giyecek şey bulamıyorlar, ayakkabı bulamıyorlar, silah yok. O cephelerde, yani şu anda konumuz değil, onları anlatırsak her birisi ayrı bir destan. Yeni kurulmuş bir devlet ve o devlette şimdi bunlar tekrar hani muhalif bir şey yazarlarsa, ki çünkü kendilerini benimseyen, seven İstanbul'da özellikle yüz binlerce insan var. Bu insanlar öyle hani sıradan insanlar değil ki. Mehmet Akif Sultan Abdülhamit döneminde de okunan birisi, İttihat Terakki döneminde de çok okunan birisi. Cumhuriyet döneminde de ve günümüzde de bakın biz her gün Akif'i konuşuyoruz. Bu yıl hani devlet 2021 yılını İstiklal Marşı'nın 100. yılı ilan etti. Bakın hala sıradan şey değil ki. Aynı şekilde Sultan Abdülhamit'i de konuşuyoruz. Şimdi şu burada şu önemli Mehmet Bey. Bunlar hepsi bizim insanımız. Yani ister sağda yırasın, ister solda fark etmez. Fikirlerini benimsemeyebiliriz. Ama neticede ister sağda yırasın, ister solda bunlar bu devlete, bu millete, bu topraklara sahip çıkmışlar ve inanmışlar ve beraberce Kurtuluş Savaşı da öyle, Birinci Dünya Savaşı da öyle, önceki savaşlar da öyle. Yani bütün milletimiz birlik beraberlik içinde bunu başarmış. Dolayısıyla biz şu anda tutup işte Mehmet Akif Sultan Abdülhamit'i eleştirdi diye biz onu bazıları çok ağır eleştiriyor. Ben bir program yapacaktım, Facebook'ta paylaştım. Birisi altına yazmış, o hain adamı niye anlatıyorsun diye. Tanıdığım birisi gerçekten altına yazmış. Ben kendisine şey yazdım, bu doğru değil diye yazdım. Baktım bana dosyalar gönderiyor. Yani ya beni ikna etmek için. Yani bunlar doğru değil. O dönemde bunlar yaşanmıştır. Tarih tekerrür. Günümüzde de öyle değil mi? Şimdi diyelim ki hani iktidarda olanlara karşı sağda da solda da muhalifler yok mu? Var. Şimdi biz bir 20 yıl sonra, 30 yıl sonra yani diyelim ki bunları eleştirenlere hain mi diyeceğiz? Ya da devleti yönetenlere hain mi diyeceğiz? Doğru değil ki. Herkesin kendine göre bir doğrusu vardır ve öyle inanıyor. Bizler de öyleyiz şu anda. Yani kim bize ne yaparsa yapsın, biz kendimize göre doğrularımız var. O doğrularımız yeri geldiğinde konuşuyoruz değil mi? Etrafımızda konuşuyoruz, derste konuşuyoruz, başka yerlerde konuşuyoruz. Ve bu dolayısıyla bu şeylere böyle radikal bakmamak gerekiyor. Bu insanların hepsi kendi içinde kendine göre ayrı bir değerdir. Hepimizi başımızın üzerinde tutmamız gereken insanımızdır. Ve bizler gerçekten onları ben hamaset için söylemiyorum. Ve o insanların sayesinde bugün eğer rahat bir çorba içiyorsak onların sayesindedir. Bize düşen o birbirine muhalif olan insanlara da yine bana göre iyi taraflarını anlatmak ve onlara dua etmek gerekiyor. Abdülhamit'i seven ve Abdülhamit'in yanında olan aydınlar var mı hocam? İşte pek yok. Yani bu da ilgi. Şimdi 1876 tarihinde Birinci Meşrutiyet'i ilan edince tabii o dönemde şöyle bir algı var. Bütün basın bakınız. Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki bütün basın Abdülhamit'e muhalif. Dolayısıyla belki olanlar varsa da hani şey kalmıştır, hani cılız kalmıştır. Ama böyle ön plana çıkan, mesela işte Ziya Paşa, Namık Kemal, Mehmet Akif, Tevfik Fikret, hani böyle ilk aklıma gelen şeyler, günümüzde de bizim üzerinde durduğumuz insanlar. İşte diyelim İttihat ve Terakki'nin ya da yine Osmanlıların önde gelen bütün paşaları şeye muhalifler, Sultan Abdülhamit'e muhalifler. Şimdi onların inancına göre de şu, yani Sultan Abdülhamit hani özgürlükleri kısıtlıyor. Bakın şey de ben hani bununla ilgili aslında şöyle bir şey var Metin Bey. Bu Orhan Okay hocam bilmiyorum tanıyor musunuz? Şimdi onun Batı medeniyeti karşısında Ahmet Hüsnü Efendi'ye bir kitap var. Onun ön sözünün girişinde şimdi Abdülhamit ile ilgili şöyle bir şey naklediyor. Diyor ki Abdülhamid'e göre diyor ki o şunu söylüyormuş. Bizim diyorum memleketimizde halk henüz çok saftı, çok az okumuştur. İnsanlarımıza çocuk muamelesi yapmaya mecburuz. Bakınız Sultan Abdülhamit'in şeyleri bunlar, cümleleri. Mecburuz çünkü gerçekte onlar büyük çocuklardır. Yani ne demek büyük çocuklar? Evet yani belli bir yaşa gelmişler
Ama bunu idrak etmiyorlar diyor. Yani bizim şu anda içinde devletin... Onlara göre bu bir hakaret tabii ki. Yani tabii bak, çünkü gerçekte onlar büyük çocuklardır. Aileler ve terbiyeciler diyor, gençliğin elinde zararlı yazıların bulunmamasına itina gösterdikleri gibi hükümet de diyor, biz de halkın zihnini zehirleyecek her şeyi andan ondan uzak bulundurmalıyız diyor bakarız. Şimdi Sultan Abdülhamit bu inançta, ama bu doğru mu yanlış mı ayrı bir şey, bunu tartışırsınız. Ama Sultan Abdülhamit buna inanıyor. Bu Servet Fünun dergisi var biliyorsun, yani Tevfik Fikre. Bakın bu Servet-i Fünun, yani fenli konuları işleyen bir dergi. O dergiyi çıkarmak için Sultan Abdülhamit bizzat devletten, yani devlet olarak o dergiye şey vermiştir. Destek vermiştir, maddi destek vermiştir. Ve hatta o dergi ilk çıktığında çok kaliteli çıkıyor. Sultan Abdülhamit diyor ki dergilerde de gazetelerde de siyasi şeyleri yazmayın diyor. İlmi şeyler yazın diyor. Siyasi şeylerde de yani Osmanlı, hakikaten dönem çok kritik. Yani gitti gidecek tarzında. Yani İngilizler saldırdıklarında Sultan Abdülhamit Ruslarla görüşüyor. Ruslar saldırdıklarında yani böyle bir denge politikası izliyor zaten. Yoksa Osmanlı Devleti'nin savaşacak gücünün olmadığını da farkında devleti yöneten birisi olarak ve görüyor zaten bunları. Yani öncesinden diyelim ki yani 1800'lü yıllardan itibaren Osmanlı'nın savaşıp da kazandığı bir savaş var mı? Yok. Her savaşta ne yapıyor? Biraz daha toprak kaybediyor. Öyle değil mi? Yani, yani tarihe baktığımızda bunu bir onun için savaşmak istemiyor. Ve bu arada insanımızın eğitilmesi için memleketin her tarafına mektepler açıyor ve buna inanıyor. Hani ömrü buna vefa etmemiştir, başarılı olamamıştır diyebiliriz. Ama yine de Cumhuriyet'in ilk yıllarında bakınız bize yani o mekteplerde yeni açılan Cumhuriyet'in mekteplerinde bize hocalık yapanlar da Sultan Abdülhamit'in açmış olduğu o mekteplere yetişen insanlardır bakınız. Ya bunlardan en meşhuru işte Faruk Nafiz Çamlıbel. Biliyorsunuz işte bu han duvarlarını yazan. Değil mi? Ankara'ya geliyor Anadolu Ajansı'nın bir muhabiri olarak ve orada Ankara Lisesi, kendi görevi edebiyat hocalığı değil, devlet, cumhuriyet, Sultan Abdülhamit'in açmış olduğu o mekteplerde eğitim, öğretim verecek öğrenci var, hoca yok bakınız. Yani oraya sizin atayacağınız bir hocanız yok. Kimi gönderiyor? Kim elde var ise. Yani Sultan Abdülhamit'in o son dönemde açmış olduğu mekteplerde elde kalan kim var? Bunlar da çok gönülleriyle gitmiyorlar. Yani diyelim ki o Faruk Nafiz Çamlıbel kendi isteğiyle mi gitmiş? Hayır. Ankara'dan Kayseri'ye çok zor gitmiş. Zaten han duvarlarını okuduğunuzda bu anlaşılıyor. Ama hani elimizde bu var. Yani Sultan Abdülhamit eğer o mektepleri açmamış olsaydı belki de yani Cumhuriyet'in o ilk dönemindeki eğitim daha da yani geriye giden bir eğitim olabilirdi yani. Cumhuriyet'i hazırlamış sanki. Değil mi hocam? Evet. Evet, çok aynen. Teşekkür ederiz. Çok verimli, güzel bir yayın oldu gerçekten. İnşallah başka bir programımızda görüşme dileğiyle hocam. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.